Merhaba arkadaşlar. Minimizasyon problemi çözeceğiz. İki tane de büyük eşittir şeklinde verilen kısıtımız var. Burada büyük eşittir olduğu için de kısıtlarımız aylak değişkenden farklı değişkenler eklememiz gerekecek. Eşitlik haline dönüşmek için bu kısıtları. Hemen problemimizi yeniden yazıyorum. Minimizasyon z eşittir 600x1 artı 500x2 diye yazdım. Ve birinci kısıtını hemen ne yapacağım? Eşitlik şekline dönüştüreceğim. Normal şartlar altında büyük eşittir şekline verilen bir eşitsizliği eşitlik haline dönüştürmek için eşitsizliğin sol tarafından bir sayı çıkartılır. Biz bu çıkarttığımız sayıya, burada değişken tabi değişkenimize artık değişken diyeceğiz. Ancak artık değişkenimizin başlangıç çözümde temel değişken olması söz konusu olmayacağı için bir tane de bunun yanına yapay değişken ekliyorum. A1 diye isimlendireceğim. Böylelikle ne yapmış oluyorum? 2x1 artı x2 diye verilen, büyük eşittir 80 diye verilen eşitsizliğin sol tarafına bir tane yapay değişken ekliyorum. Ve bu eşitsizliğin sol tarafından bir tane de artık değişken çıkartıyorum. Böylelikle bu eşitsizliği eşitliğe dönüştürüyorum. Aynı işlemi ikinci kısıt içinde yapıyorum. x1 artı 2x2, bir tane artık değişken çıkart, bir tane yapay değişken ekle, eşittir 60 diye de yaz. Tabii ki bütün değişkenlerimizin negatif olmama koşulu sağlanmalı. O yüzden burada 6 tane kısıtımız için negatif olmama koşulunu da yazıyoruz. A1 ve A2 iktisadi olarak hiçbir anlamı olmayan yapay değişkenler oldukları için bunların amaç fonksiyonunda katkılarını büyük M sayısı şeklinde yapıyorum ki bunlar bu büyük M sayısı da arkadaşlar bu büyük M sayısı da nedir? Bu büyük M sayısı da cezadır arkadaşlar. Bir ceza veriyorum. Böylelikle ne yapmış oluyorum? A1 ve A2 dediğim yapay değişkenlerin çözüme girmesine engel olmuş oluyorum. Bakın A1 ve A2 çözüme girerse ne olur? Bunlar amaç fonksiyonunu azaltmaz, aksine artırır. Buradaki M sayısı sıfırdan büyük olan büyük bir sayı. Ne kadar büyük bir sayı derseniz de sizin probleminizde verilen 600, 500 işte bunların hepsinden büyük bir sayı. Mesela 1000. Böyle bir sayı. Pekala. Daha sonra ne yapacağız peki? V1 ve V2 artık değişkenler. Bunların amaç fonksiyonuna bir katkıları var mı? Hayır. Yok. Bunların amaç fonksiyonuna katkıları yok arkadaşlar. Amaç fonksiyonu o yüzden katsayıları 0 olacak. Toplam 2 tane değişkenim, 2 tane denklemim var. 2 tane denklemim var. Kaç tane değişkenim var? 2, 4, 6 tane de değişkenim var. Ben 2 tane denklemden sadece 2 tane ne yapabilirim? Değişkeni hesaplayabilirim, bulabilirim. Doğal olarak 2 tane değişkenim temel değişken olacaklar. Geri kalan 4 tane değişken ise ne olacak? 4 tane değişken ise temel dışı değişken olacak. Yani bunlar 0 değerini alacak. Peki bunlar hangi değişkenler? x1, x2, v1 ve v2. Artık değişkenler başlangıç simplex tablosunda temel değişken olarak yer almıyorlar. x1 ve x2 de başlangıç çözümümüz ve biz mutlaka 0'a 0 orijinden başlatıyoruz. Doğal olarak benim 2 tane temel değişkenim yapay değişkenlerim olacak. A1 ve A2 olacak arkadaşlar. A1 ve A2'nin amaç fonksiyonu katsayıları M olduğu için amaç katsayıları sütununa onların katsayılarını yazıyorum. Sonra peki A1 satırını yazmaya geçiyorum. A1 satırını nasıl yazıyorum? Birinci kısıtıma bakıyorum. Birinci kısıtımdaki her değişkenin katsayısını ne yapacağım? Bu
arkadaşlar satıra yerleştireceğim. X1'in katsayısı 2. X2'nin katsayısı 1. V1'in katsayısı eksi 1. Burada V2 diye bir terim var mı? Yok. Öyleyse onun katsayısı 0. A1 diye bir terim var mı? Var. Katsayısı kaç? 1. A2 diye bir terim var mı? Yok. Katsayısı kaç? Öyleyse 0. Sağ taraf çözüm sütununa yer alacak. Bu da kaça eşit? 80'e eşit. Peki ikinci kısıtımıza bakıyorum. Onu da ikinci kısıtımızdaki değişkenlerimizin katsayılarında A2 satırına yazacağım. X1'in katsayısı 1, X2'nin katsayısı 2. Burada V1 diye bir terim söz konusu olmadığı için onun katsayısı 0, V2'nin katsayısı eksi 1, A1 diye bir terim olmadığı için katsayısı 0, A2'nin katsayısı ise 1 ve sağ tarafta neye eşit? 60'a eşit. Sonraki aşamada ne yapıyoruz? Sonraki aşamada ise ZC satırını oluşturuyoruz. Nasıl oluşturacağız? Hatırlarsanız eğer amaç katsayımızla X1 sütunundaki terimi çarpıyoruz. Bu hücredeki. Ve alttaki amaç katsayısında da bu sefer gene ona karşılık gelen satırdaki X1 sütunundaki karşılık gelen bu hücredeki elemanı çarpıyoruz. Yani 2 ile M'yi çarpıyoruz. M ile 1'i çarpıyoruz ve taraf tarafa topluyoruz. Kaç oldu? 3M oldu. Aynı işlemi arkadaşlar diğer elemanlarımız için de yapacağız. Hemen şurada tekrar katsayılarımızı silmiştik ama M ile 1'i çarp, M ile 2'yi çarp, taraf tarafa topla. Yani gene 3M elde ediyoruz. M ile eksi 1'i çarp, M ile 0'ı çarp. Ne yaptın? Ne elde ettin? Yine eksi M elde ettin. Arkadaşlar devam edeceğiz bu şekilde zaten. Bu şekilde devam edeceğiz. Hesaplamaları yapmaya. Pekala. M ile 0'ı çarptım. 0. M ile eksi 1'i çarptım. Eksi M toplamları gene eksi M oldu. M ile 1'i çarptım. M. M ile 0'ı çarptım. 0 toplamları M oldu. M ile 0'ı çarptım. 0. M ile 1'i çarptım. 1 toplamları ne oldu? M. Son olarak 80 ile M'yi çarptım. 80M. 60 ile M'yi çarptım. 60M. Toplamları 140M oldu. Ardından ne yapacağız? Ardından arkadaşlar C-Z satırını oluşturacağız. Nasıl yapacağız peki bunu? C satırını nasıl oluşturduğumuzu seni unutmuş olabilirim. C satırını hatırlarsanız amaç fonksiyonunda değişkenimizin katsayılarından elde ederek yazıyorduk. X1'in katsayısı 600, X2'nin katsayısı 500, V1, V2'nin 0, A1, A2'nin M idi. Ne yapacağım? CJ satırından ZJ satırını çıkartacağım. 600'den 3M çıktı. 600 eksi 3M elde ettim. 500'den 3M çıktı. 500 eksi 3M elde ettim. 0'dan eksi M çıktı. M elde ettim. 0'dan eksi M çıktı. M elde ettim. M'den M çıktı. 0 elde ettim. M'den M çıktı. Kaç elde ettim? 0 elde ettim. Zaten burada bir çıkartma işlemimiz söz konusu değil. Minimizasyon problemlerinde C, J eksi Z, J satırındaki her terimin 0'dan büyük veya eşit olması lazım ki optimum çözüme ulaştığımızı söyleyebilirim. Optimum çözümde bu satırdaki tüm terimler ya 0'dır ya da 0'dan büyük veya eşittir. Neden? Eğer C eksi Z satırında negatif bir terim varsa değişken, negatif x1 gibi mesela şurası negatif. Bunun anlamı nedir? X1 temel dışı. Eğer x1 temele girerse bu durumda amaç fonksiyonunda azalma meydana gelecek demektir. Ve o yüzden de optimum çözüme ulaşmadığımız sonucuna varıyoruz. Eğer C eksi Z satırında negatif terimler varsa. Bakın burada iki tane negatif terim var. Bir tanesi 600 eksi 3M, bir tanesi 500 eksi 3M. Peki acaba bunlardan hangisinin temel değişken olması gerekir? Yani hangisi acaba şu anda sıfır değerini alıyor? Acaba hangisi temel değişken olursa daha iyi, optimuma daha yakın bir maliyet elde edebilirim, bir amaç fonksiyonu elde edebilirim diye bakmamız gerekiyor. Bunun için de bu
Mutlak değerci 600 eksi 3m ve 600 şey mutlak değerci bunlara bakacağım. Hangisi daha büyük diye bakacağım. 500 eksi 3m. Ne demiştim ben? M sayısı 1000 gibi bir sayı olsun demiştim. Daha rahat hesaplayalım. Göreceksiniz. 600'den 3000 çıkacak. Ve bir de 500'den ne çıkacak? 3m çıkacak. Pekala. Burada arkadaşlar bakacak olursak 3000'den 600 çıkarsa eksi 2400 burası değil mi? Bu da 2400'e eşit olur. Bu da 2400'e eşit olur. Burada ise 3000'den 500 çıkarsa eksi 2500. Bu da mutlak değerce 2500'e eşit olur. Demek ki arkadaşlar bu terimler içerisinde maliyeti daha fazla azaltacak olan x2 terimi, x2 değişkeninin ne olması gerektiğine kanaat getiriyorum ben. x2'nin arkadaşlar temel değişken olması gerektiği sonucuna varıyor. Pekala, x2'ye temel değişken dedik. Yani biz buraya ne diyoruz? Şurası benim neyim oluyordu? Hatırlıyor muyuz? Biz buna anahtar sütun diyorduk veya pivot sütun deniyor. Yani bunun anlamı ne? Şu anda x2 arkadaşlar temel dışı x2 ne olacak? Temel değişken olacak. Pekala. Şimdi iki tane temel değişkenimiz var. A1 ve A2. Bunlardan bir tanesinin çıkması lazım ki onun yerine x2'nin girebilmesi, değil mi? İçin. Yani oyuncu değişikliği yapıyorsunuz. Basketbolda veya değil mi futbolda ne yapıyor? Oyunculardan bir tanesi çıkıyor. Onun yerine bir yedek oyuncu geliyor. Burada aynı şey söz konusu. X2'nin demin yedek oyuncuydu bu. Bunun oyuna girmesi gerektiğine kanaat getirdim. Peki A1 ve A2 şu an oyunda. Hangisinin oyundan çıkacağına nasıl kanaat getireceğim, nasıl karar vereceğim ona bakalım. Bunun için de yapmamız gereken şey şu. Şimdi çözüm sütunumuza bakıyorum. Çözüm sütununda 80 sayısı var. Anahtar sütuna karşılık gelen sayımız kaç? 1. 80'i ne yapıyorum? 1'e bölüyorum. Sonuç kaç? 80. 60'ı neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 60'ı 2'ye bölüyorum. Sonuç kaç? 30. Peki bunlardan en küçük olan hangisi? 30 ile 80 arasında en küçük olan hangisi? 30. Demek ki arkadaşlar burada en küçük olanı alacağım. Çünkü kısıtlarımızın hepsini birden sağlayan bir değişken, yani bir çözüm bulmak istediğim için böyle yapıyorum. Ben ne yapıyorum? 30 oranını veren A2'nin şu an temelde olan bu terimin ne yapması gerektiğine kanaat getiriyorum arkadaşlar. Burada biz anahtar satır diyeceğiz. X2 ile yer değiştirmesi gerektiğine kanaat getiriyorum. Evet. Şimdi bir başka kavramımız daha vardı. O da anahtar sayıydı. Burada anahtar sayımız kaç? Anahtar sayımız bizim burada 2 arkadaşlar. Anahtar sayımız anahtar sütununa anahtar satırın kesiştiği yerdeki sayı. Peki anahtar sayı neden önemli? Çünkü ben bir sonraki tabloyu oluştururken buradaki anahtar sayının 1 olmasını isteyeceğim. 1 olmasını isteyeceğim. Bunu da aslında yok etme metoduyla çok bağlantısı var. Onu ayrıca göstermemiz gerekecek. Şuradaki kısımları sileceğim. Bana yer kalsın diye. Böylelikle arkadaşlar şu hesaplamaları size göstermek istiyorum. Neden oraları 2'ye böleceğiz diye. Yok etme yöntemini kullanmak için yapıyoruz bunu. Şimdi bu A2 satırının olduğu yere X2 terimi gelecek. X2 gelecek. Tabii ben orada hala silgideymişim. Devam edelim. Hala X2'deymişim. Şöyle X2. Şimdi benim amacım buradaki terimi 1 yapmak. Bu bir kısıttı. Bu bir denklemdi. Bir denklemin her tarafını eşitliğine sıfır tarafını sıfırdan farklı bir sayıya bölmem mümkün mü? Mümkün. O zaman ne yapıyorum? Ben bu eşitliğin her tarafını neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 1'i 2'ye böldüm.
1 bölü 2. 2'ye 2'ye böldüm 1. 0'ı 2'ye böldüm 0. Eksi 1'i 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. 0'ı 2'ye böldüm 0. 1'i 2'ye böldüm 1 bölü 2. Ve 60'ı 2'ye böldüm. Ne oldu? 30. Bakın ben bir sonraki tablomda x2 satırının yerine bu, yani A2 satırının yerine ne yazacağım? X2 yazacağım. Onun da amaç fonksiyonu katsayısı 500'e eşitti. Şunu da 500 yapacağım. Ve A1 satırını da yeniden hesaplayacağım. Onu da yapacağım ama ilk önce şu sayıları bir yerine yazalım. 1, 0, eksi 1 bölü 2, 0, 1 bölü 2 ve çözüm de 30'du. Pekala. Şeyi nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Pardon, bunu hiç kaydırmayalım. Çünkü kaydırınca zaten olay değişiyor değil mi? Pekala. Arkadaşlar. Şunu azıcık aşağıya kaydırayım o zaman. Evet. Şurada yer açılsın. Şimdi yeni A1 satırında da arkadaşlar yapmak istediğim şey şu. Evet, onu da yanlışlıkla sildik değil mi? Şuradaki anahtar sütunumuzu, sorun değil. Yeniden çizeceğim onu. Hiç sorun değil. Şöyle. Evet, çok güzel. Şimdi A1 satırında da arkadaşlar X2 ile kesiştiği yerdeki sayıyı görüyor muyuz? Burada kaç var? 1 var. Benim amacım bu 1'i 0 yapmak. Şimdi eski A1 satırı diye yazalım. Eski A1 satırı yazıyorum. X1 sütununda ne vardı? 2 vardı. Burada 1 vardı. Eksi 1, 0, 1, 0 ve 80 vardı. Ve yeni X2 satırını da hemen altına yazalım. 1 bölü 2, 1, değil mi? 1, 0, eksi 1 bölü 2, 0, 1 bölü 2 ve 30. Şimdi, evet, eğer biz A1 satırındaki 1'in yok olmasını istiyorsak, bu iki eşitliği birbirinden çıkartırsak, bunu elde eder miyiz? Elde ederiz. Bakın 2'den 1 bölü 2 çıktı. Kaç kaldı? 3 bölü 2 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Eksi 1'den 0 çıktı. Eksi 1 kaldı. 0'dan eksi 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 kaldı. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı. 0'dan 1 bölü 2 çıktı. Eksi 1 bölü 2 kaldı. 80'den 30 çıktı. Ne kaldı? 50. İşte biz böylelikle yeni bir A1 satırı elde etmiş olduk. Buradaki terim, bakın A1 satırıyla X2'nin kesiştiği yerdeki sayımız 1. Amacımız bunu yok etmek. Bunu yok etmek için kimi kullanıyorum? X2 satırının yeni halini kullanıyorum arkadaşlar. Pekala, şu anda bu işlemleri gerçekleştirdiğimize göre artık ne yapacağız? Artık buradaki çarpma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Yani ZC satırını oluşturacağız. JZ satırını oluşturacağız. Bakın şimdi M ile 3 bölü 2'yi çarpacağım. 500 ile 1 bölü 2'yi çarpacağım. Toplayacağım taraf tarafa. Ne oldu? 250 artı 3M bölü 2. Değil mi? M ile 0 çarptım. 0. 500 ile 1 çarptım. 500 topladım. Ne oldu? 500. M ile eksi 1'i çarptım. Eksi M. 500 ile 0 çarptım. 0. Topladım. Eksi M. M ile 1 bölü 2'yi çarptım. M bölü 2. 500 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptım. Eksi 250. Burası da ne oldu? M bölü 2 eksi 250 oldu. Şurası M artı 0'dan M. Eksi 1 bölü 2. Eksi M bölü 2. Eksi M bölü 2 artı 250 oldu. Ve burası da 50M. 50M artı ne oldu? 15. 1, 2, 3. 15.000 oldu değil mi? 50M. Şurada M'de var. Tabii. Ya bir saniye karışmasın onlar birbirine. Özür dilerim. Karışmasın. Şurayı yeniden yazalım. Böyle yeniden ifade edelim. Daha mı? İnce bir kadar yazayım. Evet. 50M. 50M.
artı 5 kere 3 15 1 2 3 tane sıfırım var. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacaktık? C eksi Z satırını hesaplayacaktık. Hesaplayalım. C eksi Z satırını. 600'den 250 artı 3 M bölü 2 çıktı. Burada ne kaldı? 300 eksi 3 M bölü 2. Değil mi? Şöyle yazayım isterseniz daha güzel olsun. 500'den 500 çıktı. Kaç kaldı? 0 kaldı. 0'dan eksi M çıktı. M kaldı. 0'dan M bölü 2 eksi 250 çıktı. 250 eksi M bölü 2 kaldı. M'den M çıktı. 0 kaldı. M'den eksi M bölü 2 artı 250 çıktı. Oradan da ne kaldı? M bölü 2 eksi 250 çıktı kaldı. Değil mi? Zaten şurası boş olacak. Şimdi bakalım hangi terimimiz temele girecek olan terim olacakmış. Ona bakalım. Şimdi bakalım. İki tane negatif terim var. Diğerleri pozitif. Mesela bu pozitif. Şurası pozitif. Zaten şunlar sıfır. Bunların içerisinde mutlak değerci en büyük olana bakacağım. Bu 3m bölü 2 eksi 300'e eşittir. Şu da mutlak değerci 250 eksi m bölü 2 de m bölü 2 eksi 250'ye eşittir. Tabii ki arkadaşlar 3m bölü 2 eksi 300 neden büyüktür? M bölü 2 eksi 250'den büyüktür. M'nin katsayısı 3 bölü 2 daha büyük olduğu için 1 bölü 2'ye göre. Doğal olarak en büyük pozitif terimin ne olduğunu belirledik. Öyleyse şunu söyleyeceğim. Hangi terimimiz temel terim olacak? Hangi temel değişken olacak? Ona bakalım. Arkadaşlar x1. Çünkü tekrar ediyorum. Ne oldu? Mutlak değer içerisinde 300 eksi 3m bölü 2 neden büyük? Arkadaşlar 250 eksi m bölü 2'den büyük. Doğal olarak temele girmesi gereken değişkenimiz kaç? Arkadaşlar tabii ki x1. Bu anahtar sütun olacak arkadaşlar. Anahtar sütun olacak. Anahtar satırı nasıl bulacağım? 50'nin 3 bölü 2'ye oranı yani 100 bölü 3. O da 33,3 olacak. 30'un da neye oranı? 1 bölü 2'ye oranı. O da kaça eşit? 60'a eşit olacak. Tabii ki daha küçük olan A1 satırı olduğu için A1 satırının ne olması gerekiyor arkadaşlar? A1 satırının çıkan terim olması gerekiyor. Yani A1 satırı ne yapacak? Buradaki satırımız anahtar satırımız ve bu terim çıkacak. Şimdi şuradaki karalamaları da sileyim. Bir saniye şunları. Evet. Ne demiştik? Her şeyden önce bakın. Şimdi demiştik ki evet A1'le kim yer değiştirecekmiş? X1. Peki anahtar satır ile anahtar sütunun kesiştiği yerdeki sayımız kaç? 3 bölü 2. Bu neydi? Anahtar sayımız. Anahtar sayımız kaç? 3 bölü 2. Ben bu sayının yeni tabloda kaç olmasını istiyorum? 1 olmasını istiyorum. Peki ben bunu nasıl 1 yapabilirim? A1 satırındaki her bir elemanı kaça böleceğim? A1 satırındaki her bir elemanı 3 bölü 2'ye böleceğim. Yani yeni x1 satırını oluşturmak için buradaki bütün terimleri 3 bölü 2'ye bölüyorum. 3 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye böldüm. 1, 0'ı 3 bölü 2'ye böldüm. 0, eksi 1'i 3 bölü 2'ye böldüm. Eksi 2 bölü 3. 1 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye böldüm. 1 bölü 3.
1'i 3 bölü 2'ye böldüm. 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 3. Ve 50'yi 3 bölü 2'ye böldüm. 100 bölü 3. Bu benim bir sonra oluşturacağım tablomda ne olacak? Yeni x1 satırım. Bunun katsayısı 600. Altında da x2 zaten standart olarak var ama o sırayı da değiştireceğiz. Bakın x1 satırını yazıyorum. 1, 0, eksi 2 bölü 3, 1 bölü 3, 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3 ve çözüm sütunumuzda kaça eşit? 100 bölü 3'e eşit. Harika. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi x2 satırını yeniden oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız peki? Nasıl oluşturacağımızı hatırlıyor muyuz acaba arkadaşlar? Ne yapacaktık? Evet. Şimdi x2 satırında hangi sayı yer almakta? 1 bölü 2. Ben bu sayının yeni tablomda kaç olmasını istiyorum? 0. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen gösterelim. Eski x2 satırını yazayım. 1 bölü 2, 1, 0, eksi 1 bölü 2, 0, 1 bölü 2 ve 30. Yeni x2 satır, yeni x1 satırını da yazalım. Yeni x1 satırımız 1, 0, eksi 2 bölü 3, 1 bölü 3, 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3 ve 100 bölü 3. Eğer ben x1 satırını 1 bölü 2 ile çarpıp bunları taraf tarafa çıkartacak olursam o zaman yeni x2 satırını elde etmiş olacağım. Bakın 1 bölü 2 ile 1'i çarptım. Kaç oldu? 1 bölü 2. İkisinin arası bir farkı aldım. Kaç? 0. 1'den 0'ı çıkarttım. Kaç oldu? 1. 0'la bakın 0'dan neyi çıkartacağım? Şöyle yapalım. İşlemleri isterseniz dikkat ederseniz şöyle ne yapayım? Bunları ben güzelce bir çarpayım mı şurada? Daha mı iyi olacak acaba çarptığım zaman sizin görmeniz açısından da hem de benim için. Şunların yerine 1 bölü 2 ile çarpılmış hallerini yazalım. Daha güzel olsun. Değil mi? Daha iyi olsun. X1 ile hatta şöyle de ne yazacağım? Orada artık X1 yazmayın da 1 bölü 2 çarpı X1 diyelim. 1 bölü 2 çarpı x1 satırı ve aradaki de fark alıyorum. X1'de bakın 1 bölü 2'yi çarptık. 1 bölü 2, 0, eksi 1 bölü 3, ondan sonra 1 bölü 6, 1 bölü 6, 1 bölü 3, eksi 1 bölü 6 ve 50 bölü 3. Aradaki farkı alıyorum şimdi. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı. 0 kaldı. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı. 0'dan eksi 1 bölü 3 çıktı. Kaç kaldı? 1 bölü 3 kaldı. Eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 6 çıktı. Kaç kaldı? Eksi 1 bölü 2'den bakın eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 ne yapar? Eksi 4 bölü 6 yapar. O da eksi 2 bölü 3 olacak. Eksi 2 bölü 3. 0'dan 1 bölü 3 çıktığı zaman kaç kalacak? Eksi 1 bölü 3 kalacak. Ve 1 bölü 2'den 1 bölü 2'den eksi eksi 1 bölü 6 çıktı, toplam olacak zaten. Pardon. 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Bu da gene 4 bölü 6 olacak. Bu da 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olacak. Ve son olarak da 30'la da 50 bölü 3'ü topladığımız zaman burası da kaç olacak arkadaşlar? 30 eksi 50 bölü 3 o da 40 bölü 3 yapacak. Burası da ne oldu? 40 bölü 3 oldu. Harika. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi ZC satırını oluşturalım. 600 ile 1'i çarptım. 600, 500 ile 0'ı çarptım. 0 topladım. 600. 600 ile 0'ı çarptım. 0, 500 ile 1'i çarptım. 500 topladım. 500.
600 ile eksi 2 bölü 3'ü çarptım. Değil mi? Ondan sonra 500 ile 1 bölü 3'ü çarptım. Topladım. Ne elde ettim burada? Eksi 700 bölü 3. Arkasından 600 ile 1 bölü 3'ü çarptım. 500 ile eksi 2 bölü 3'ü çarptım. Topladım. Eksi 400 bölü 3. Devam ediyorum. 600 ile 2 bölü 3'ü çarptım. 500 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptım. Topladım. Ne yaptı burası? 700 bölü 3. Ve 600 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptım. 500 ile 2 bölü 3'ü çarptım. Topladım. 400 bölü 3. 600 ile 100 bölü 3'ü çarptım. 500 ile 40 bölü 3'ü çarptım. Topladım. 8000. 8000 bölü 3 elde ettim. Evet. Gayet güzeliz. İyi gidiyoruz. Şimdi J satırından ZJ satırını çıkaracağım. 600'den 600 çıkarttım. 0 kaldı. 500'den 500 çıkarttım. 0 kaldı. 0'dan 700, eksi 100 bölü 3'ü çıkarttım. 700 bölü 3 kaldı. 700 bölü 3 kaldı. 0'dan eksi 400 bölü 3 çıkarttım. 400 bölü 3 kaldı. M'den 700 bölü 3 çıkarttım. M eksi 700 bölü 3 kaldı. M'den 400 bölü 3 çıkarttım. M eksi 400 bölü 3 kaldı. Ve bakalım bu optimum çözüm mü? Burada arkadaşlar C eksi Z satırındaki bütün terimler sıfırdan büyük veya eşit olduğu için minimizasyon probleminde neye ulaştık? Optimum çözüme ulaştık. Biliyorsunuz M çok büyük bir sayıydı. M eksi 700 bölü 3 pozitif olacak. Gene burada M eksi 400 bölü 3 de pozitif olacak. Diğer 700 bölü 3 zaten pozitif. 400 bölü 3 pozitif. İki tane sıfırımız var. Demek ki biz optimum çözüme ulaştık. Peki optimum çözümde x1 kaç değerini alıyor? x1'e karşılık gelen satırda çözüm olarak ne yazıyor? 100 bölü 3 yazıyor. x2 satırında çözüme karşılık gelen sayı kaç? 40 bölü 3. Peki Z satırında çözüme karşılık gelen sayımız kaç? 8000 bölü 3. Biz x1'den 100 bölü 3, x2'den 40 bölü 3 ürettiğimiz zaman minimum maliyetimiz ne olurmuş? 8000 bölü 3 dolar. Türk lirası, yen artık hangi dolar, hangi para cinsinden ölçüyorsanız. Böylelikle simpleks yöntemde bir başka soruyu daha bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum, sevgiler, saygılar. Kapatın.